hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı memuriyete engel olur mu? Eğer ki hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilirse ben acaba şu anda bulunduğum konumu terk etmek durumunda kalır mıyım veya hatta henüz elde etmediğim ama çok yakında elde edeceğim bu mesleğe girmeme engel oluşturur mu? soruyu burada bir değerlendirelim bir ele alalım. Şimdi burada öncelikle Devlet Memurları Kanunu'nda verilmiş olan bir mahkumiyet hükmünün memuriyete engel teşkil edeceğinden bahsediyor. Yani burada bir mahkumiyet olması lazım ki bu mahkumiyet bu memurla engel olsun. Ancak bizim buradaki olayımızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumundan bahsediyoruz. Şimdi burada bunun cevabını verebilmek için öncelikle hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir diye bir bakmak lazım ve bunu ele almak lazım. Burada şimdi bir ceza diyelim ki verildi hakkınızda. Mesela iki yılın aşağısında bir ceza söz konusu oldu. İşte siz diyelim ki bir suç işlediniz. Bu suçta karşı tarafın zararını giderdiniz. Daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı herhangi bir mahkumiyetiniz yok. Yani hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kararının verilebilmesi için gerekli koşulları sağlıyorsunuz. Siciliniz temiz vesaire vesaire. Şimdi bu koşulları sağladığınızda mahkemesinin hakkınızda işte diyelim ki bir yıl 8 aylık bir ceza verecek. Ve bu yıl bir yıl 8 aylık bu cezayı açıklamayacak. Diyecek ki size siz 5 yıl boyunca bir suç işlemeyin. Bu 5 yılın sonunda ben sizin hakkınızda tesis ettiğim bu hükmü düşüreceğim. Yani bu kararı sanki bu suçu siz hiç işlememiş gibi sicilinize de işlemek sizin ben bu suçu sileceğim diyor. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğundan dolayı burada herhangi bir mahkumiyet henüz yok. Yani bir karar verilmiş evet ama bu kararı ben açıklamayacağım diyor. Bu açıklama bunu şarta bağlı tutuyor diyor ki 5 yıl boyunca bu süreyi temiz geçir herhangi bir suça karışma ve bunun sonucunda da ben sanki sen bu suçu hiç işlememişsin gibi bu suçu sileceğim diyor. Dolayısıyla sicile bile işlenmiyor. Sadece hakim ve savcıların belli bazı durumlarda işte belli bazı yerlerden yani sicil kaydını istemesini halinde sadece burada görünüyor. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğundan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması açıklanmamış bir hüküm oluşturmakta. Yani mahkumiyet henüz yok. Mahkumiyet olmadığı için de bunun devlet kanunları, devlet memurları kanunundaki mahkumiyet hükmüyle farkı var. Dolayısıyla bu bir mahkumiyet değil. Bu e, açıklanması geri bırakılmış olan bir hükümdür. Dolayısıyla henüz açıklanmamıştır. Dolayısıyla ortada bir mahkumiyet yoktur. Ve dolayısıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılması sizin mahkumiyet, sizin devlet memuru olmanıza da herhangi bir engel teşkil etmez siz ister bugün itibariyle hakkınıza verilmiş olan bir hüküm olsun ve siz isterseniz yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsun siz bugün memur olun bu memuriyetinize engel olmaz. Siz ileride memur olacaksınız. Yine bu karar memuriyetinize engel olmaz. Ancak burada da dikkat etmeniz gereken şey bu süre içinde, 5 yıllık süre içinde kasti olarak, taksiz demiyorum, kasti olarak bir suç işlememeniz gerekmekte. Eğer ki böyle bir suç işleyecek olursanız bu durumda artık e, bu hüküm açıklanacak. Dolayısıyla memuriyetinize etkisi o an itibariyle başlayacak. Tabi burada hükmün açıklanmasının geri bırakılması yani mahkeme işte hakkınızda bir suç işlendi. Diyelim ki siz bir suç işlediniz. Bu suç için hemen mahkeme işte kuru olduğu yargılamalar yapılıyor vesaire hemen bu memuriyete engel olmaz. Ne zaman olur? Bu hüküm kesinleşecek. Kesinleşmekten sonra yani mahkumiyet bile olsa hükmün aşılamasının geri bırakılması olmasa bile bu kesinleşmeden sonra sizin için bir e, hüküm doğuracak. Dolayısıyla İngilizce mahkemesi karar verdi. Bunu istinafa taşıdınız. Belki oradan yargıtaya taşıdınız. Dolayısıyla bu süreçlerde 1-2 yılı bulacağı için hemen siz bugün suç işledim yarın hemen memuriyetten oluyorum gibi bir durum burada söz konusu olmamaktadır.